Evet değerli izleyiciler, bir tarım raporu programıyla yeniden karşınızdayız. Uşak'tayız ve Uşak'ın Karaallı ilçesi Paşalar köyündeyiz. Burada önemli bir işletme var. Azer Su Ürünleri ve yanımızda da işletme sorumlusu Murat Okur var. Merhaba Murat Bey. Merhaba, hoş geldiniz Sami Bey. Hoş bulduk. Böyle çok güzel bir ortamda, çok güzel bir yerde alabalık üretimi yapılıyor. Evet. Önce ne zaman burası keşfedildi? Ne zaman temeller atıldı? Biraz o süreçten bahseder misiniz? Azer Su Ürünleri olarak biz buraya 2010 senesinde balık üretimine başladık. 2010 senesinden beri sürekli faaliyette olan bir işletmeyiz. İnşallah ihracat işini siz gerçekleştirirsiniz. Yani o da sektörün ayrı bir alanı. Bir Evet. gün o da olur inşallah. İnşallah nasip olursa. Peki efendim biraz kapasitesinden bahseder misiniz? 2010 yılında kurulduğundan bugüne kadarki gelen süreci şöyle bir değerlendirirseniz, kurulduğunda neredeydi, şu an nerede Azer Balıkçılık? Hami Bey, burası şu an itibariyle senede 350 ton alabalık üretimi yapıyor. Alabalık ve iri alabalık diyeyim. Veya diğer bir tabirle Türk somonu. Ama bizdeki ismi iri alabalıktır. Bizden çıktıktan sonra ismi Türk somonu veya somon diye bir isim alıyor. Bu tesisin asıl projesi 750 ton. Ama biz bu kapasiteye ulaşamadık. 350 ton civarında üretim yapabiliyoruz. Son yıllardaki yağışların azalması, pazar koşulları sebebiyle bu şekilde anca üretim yapabiliyoruz. Bu şekilde özetleyebilirim. Evet, gerçekten yağışların az olması çiftçiyi olduğu kadar sizleri de Evet. yoğun bir şekilde etkiliyor. Bu yıl beklentiniz ne? Yani geçen yıllar bayağı bir ondan önceki yıl kuraklık vardı ama bu yıl beklentiniz ne? Yağışlar çok az gerçekten de sizin de dediğiniz gibi. Temennimiz karın bol yağması, yağışların bol olması şeklinde özetleyebilirim. Sonuçta doğadan geliyor her şey. Su, buğday için de aynı şey geçerli, balık için de aynı şey geçerli, diğer tarım ürünleri içerisinde. Temennimiz yağışların biraz daha fazla olması. Her alanda olduğu gibi balıkçılık alanında da daha iyi bir üretim yapabilmek. Bu şekilde özetleyebiliriz. Suyun güvenliği nasıl bu noktada su arzı ve güvenliği noktası hangi aşamada? Bu noktada çok yoğun çalışmalar var biliyoruz, duyuyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Bizim suyumuz Banas çayından suyumuzu alıyoruz. Murat Dağı kaynaklı bir sudur bu. Murat Dağı'ndan çıkar işte Banaz'da büyük ilçe olarak ta Ulubey kanyonları ve barajdan sonra burası Büyük Menderes oluyor. Belli bir miktar azalmamız var su debisinde. Bir 10 sene 12 sene öncesine göre kıyasladığımız zaman belli bir düşüş var. Peki bir alternatifi var mı bunun? Kontrol etmenin. Alternatifi yok hocam. Yani sonuçta kıt kaynak bunların hepsi. Nasıl artar şeklinde yok. Sadece işte biraz daha kar yağışları, yağışlar fazla olursa, dağlarda iyi kar olursa bunlar suyu besleyecektir diye düşünüyorum. Balıkçılıkta en önemli etken tabii ki suyun temizliği, Evet. verilen besin ve aynı zamanda suyun soğukluğu. Bu noktada hangi aşamada azar su ürünleri? Hocam Ege bölgesinde üretim yapıyoruz şimdi. Suyumuz bizim çok sıcak bir su değil. Biraz üst limitlere yakın. Bu şartlar altında biz kaliteli balık koyarak iyi bir üretim yapmayı planlıyoruz. Ülkemizde üretilen ekstrüder alabalık yemlerini kullanıyoruz. İyi malzeme vererek, iyi yem vererek, iyi balık koyarak sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geliyor. Gördüğüm kadarıyla kuluçhaneniz yok. Yavru balıkları nasıl temin ediyorsunuz? Alıyor musunuz? Başka bir yerde tesisiniz var mı? Üretiyor musunuz?
Şimdi bizim burası sadece alabalık büyütme için kullanılıyor. Bir nevi otel. Yavru balıkları biz Manisa'da bulunan kendi kuluçkahanemizden, ülkemizin değişik bölgelerinde, hatta Türkiye'nin birçok yerinden bizlere yavru balık üreten işletmeler var. Buralardan getiriyoruz işletmemizi, büyütüyoruz. Daha sonra satıyoruz. Burası haricinde Azer olarak, Azer su ürünleri olarak bizim Manisa, Salihli ve Soma'da tesislerimiz de var. Tabii siz burada havuz üretimini gördünüz. Evet. Oradakiler baraj gölleri üzerinde kafes sistemi, diğer bir tabirle offshore diyebiliriz. Evet. Bu şekilde bir üretimimiz var. Evet. Peki talep hangi aşamada, hem yurt içi hem yurt dışı talebi karşılayabiliyor musunuz? Yoksa rezervler bu kadar mı talep karşılıyor? O yüzden mi üretim artırılmıyor? Hocam bizim bu bölge için yapabildiğimiz suyumuzun imkan verdiği en iyi, en fazla üretim yapmaya çalışıyoruz. İşin aslı bu. Ha, balık pazarı konusu o konuda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü ben işin üretim kısmındayım. Evet. Pazarlama kısmı, satış kısmına pek girmem doğru olmaz herhalde. Evet. Ama bütün mesele diyorsunuz ki suyun arzı. Su, daha fazla bir su olsa herhalde üretim ona göre artırılır. Ama kapasite belli hocam. Gören suyu, akan suyu biliyoruz işte. Saniyede 750-800 dönemsel olarak bu 1 tonu falan buluyor. Bizim zaten almamız gereken 850-900 ton su. Ama kış mevsiminde yağışların artmasıyla birlikte bu su miktarı artıyor. Derede arttığı için bize de daha fazla geliyor. Su bol, oksijen bol. Bu dönemde daha üretim yapılabiliyor. Ama bu aynı zamanda bir taşkın içinde bir neden olabilir bu anlamda. Sellere, taşkınlara da maruz kalıyor musunuz? Kalıyoruz hocam. Bizim burada yaptığımız iş doğayla mücadele. Evet. Doğanın önünde kesinlikle duramıyoruz. Sadece gücümüzün yettiğince, imkanlarımızın ölçüsüyle doğanın dengesini bozmadan üretimimizi yapmaya çalışmak. Evet. Bir şirketin burayı seçme sebebi var mı? Yani burayı çok güzel tabiatından dolayı ya da işte suyun kalitesinden dolayı gibi, yani çeşitli bir nedeni var mı buranın tercih edilmesine? Şimdi firma sahibi Ahmet Abdullahoğlu su ürünleri mühendisi, evet. Bayağı da eskidir bana nazaran. Ben 2000 mezunuyum. Ahmet Bey 85 falan, işin içinde olan bir insan. Tabii Ege bölgesinde faaliyet yapıyor. Ve insan bir işi yaptığı zaman mutlaka çevresindeki potansiyeli de bilir. Belli bir araştırmalar yapılıyor. Daha sonra burası kurulmadan önce zaten burada bir deneme üretimi yapılıyor bir sene boyunca. Evet. İşte belli bir havuz yapılıyor. Bunun içine bir miktar balık atılıyor. Besleniyor. Yemleniyor. İşte suda gaz var mı? Kalitesi nasıl? Tabii bunların hepsi kimyasal analizlerle çıkıyor. Ama bir de olayın teorik ve pratik kısmı var. Pratiği de yapılıyor. Daha sonradan tabii balık olunca burada üretime geçiliyor. Evet. Kazma vuruluyor. Beton havuzlar yapılmaya başlıyor. Ve burası 3 senede falan yapıldı. Yani birinci sene bir kısım. Yapıldıktan sonra balık kondu içine. Ondan sonra ikinci sene ikinci kısım. Üçüncü sene üçüncü kısım yapıldı. Ve sonuçta bu yatırım ortaya çıktı. Abi. Suya bağlı ama yani eğer bu arzda giderse yeni projeler var mı burada, farklı ne bileyim soğuk hava deposudur gibi ya da farklı işleme gibi, yoksa direkt hallere sevkiyat şeklinde mi devam edecek şirketin? İnşallah hocam, yani temennimiz o yönde de tabii ki imkan diyorsunuz. Aynen, imkan ve ne diyeyim, dengeler sürekli değişiyor hocam ülkemizde. Dengeler dediğim, yani üretim bir sene az oluyor, bir sene fazla oluyor. Temennimiz o yönde, inşallah odur. İnşallah. Yani bu anlamda
Tarım Bakanlığı'nın destekleri oluyor az çok. Evet, evet. Bu konuda da neler söyleyeceksiniz? Beklentileriniz nedir? Tarım Bakanlığı yetkilileriyle sürekli görüşüyoruz zaten. Bize her konuda destek oluyorlar. İkili ilişkiler, bilgi aktarımı konusunda çok teşekkür ederiz kendilerine. Her zaman için yanımızdalar ve bunu hissettiriyorlar bize. Hayır diyelim. Siz diyorsunuz. Devletimiz verirse biz de alırız, ona göre yaparız diyorsun. Evet. Peki efendim, ne kadarlık bir istihdam sağlanıyor şu an burada? Ne kadar bir insan ekmek bulabiliyor? Şimdi bu işletmede biz 6 kişi çalışıyoruz. Ben dahil 6 kişi. Gece bekçimiz var. Gündüz çalışan insanlarımız var. Normal maaşlı sigortalı insanlar. Sabah 8, akşam 6 çalışıyoruz. İşte bence bu bölge için düzgün bir iş yeri. Evet. Yapılabilecek bir iş. Hem burada çalışıp köyde de ineğine bakabilir, tarlasına buğday ekebilir. Zaten çalışan arkadaşlarımız da hepsi civarımızdaki köylerden. Söyleyebilirim, 6 kişi çalışıyor. Gönül ister ki 6 değil de 16 kişi çalıştırabilmek. İnşallah o da olur inşallah. Su arzı artarsa neden olmasın? Su arzı, belki farklı bir şeyler de olabilir. Dediniz ya az önce, işleme tesisi olabilir bir şeyler. Neden olmasın diyelim biz de inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum biz de kabul ettiğiniz için. Gerçekten örnek bir işletme, güzel bir işletme. Hijyene, balık sağlığına önem veren bir işletme. Hayırlı ve bol, bereketli balık hasatları diliyoruz. İnşallah yağmurlarda bir an önce gelir, bol bereketli yağar. İnşallah. Temennimizden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizlere ve çalışanlarınıza da başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Evet değerli izleyiciler, Tarım Raporu programında Azer Su Ürünleri İşletme sorumlusu Murat Okur'la bu işletmeye yönelik röportaj gerçekleştirdik kendisiyle. Verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyorum.